Bereket olsun. Tamam, hadi. Hadi başlayalım. Bol Fransız masa sadrazam bir tat paşa tarafına konulmuş. Evet. Oo. Biraz bunlar hakkında bilgi verebilirim tabii. Ay çok sevinirim. Bu gerçekten mesela şu avizeyle bu masa Mithat Paşa'nın çalışma odasından çıkmış parçalar. Bu siz eve taşınıza burada mıydı? Hayır. Ha, siz sonradan edindiniz. Biz sonradan aldık tabii. Yani buradaki her şeyi biz zaman içerisinde toparladık. Şu parçanın bir eşinin Topkapı Sarayı'nda olduğunu biliyorum. Konsolun mu? Evet. Bakayım yakından. Elleyebiliyor muyum? Bana özel. Normalde ellenmiyor. Müzelerde hiç... Benim de böyle bir elleme huyum var. Dokunmak. Dokunmak değil mi? Dokunmak. Hemen bir boyut de koklama. Geliyor. Beş duyuyla yaşıyorsun demek ki. Ama ben gerçekten hani insana dokunmayı da seviyorum. Objeye dokunmayı da seviyorum. Ne bazı güzel. İnsanlar dokunmaz. Mesela benim annem dokunmaz. Öyle söyleyeyim. Belki babam daha yani ben dokunurum. Zaten. Biraz duruma bağlı olarak hani çok fazla saldırmam ama yine de dokunmayı yok ben de saldırgan değil. Ama hani şu evet, temas evet. Hani hoşuma gidiyor. İnsan olduğumuzu, enerjimizin evet. Birbirine geçtiğini düşünüyorum. Öyle. Aynen ben de öyle dokunurum yani. Ne güzel. O tablo çok güzelmiş. Esasında tabii daha çok tablolar var, halen var. Ama işte biraz böyle kıyafetlerle falan değiştirdiğimiz için bir kısmını çıkardık. Rahmetli'nin kıyafetleri değil mi? Evet, sahnede kullandığı kıyafetleri. Kimi kaç senesinde giydi bunu, hatırlarsınız siz? Bu 75 senesinde giydi. Ben Barış tanıdığım vakit bu kıyafetten sahneye çıkıyordu ve de çok yakışıyordu. Yani Barış'ın sahnesi muhteşemdi. Yani sahneye çıkarken daha sahne arkasından seyirci elini alırdı. Çok yani enerji, inanılmaz bir sahne karizması vardı. Keşke izleyebilseydim. Nasip olmadı. Yani evet. Hani konserde. Çünkü bir kere halkla o kadar güzel bir komünikasyonu konuşarak onlardan sorulu cevaplı. Aynı şeyi Japonya'da bile yaptı ya. Barış yani Japonca ay, olarak. Ne yani vardı onların. Düşünsenize hiç bilmediğiniz bir dilden derken mesela o konsere çıkacak diye Barış iki hafta önce Japonya'ya gitmiş Japonca dersler aldı. Yani en azından sahnede onların söyleyebileceği... iletişimi kurmak adına. Evet, bir iki laf edebilmek için. Hakikaten de ciddi ciddi konuşuyor böyle, bir şeyler söylüyor falan. Tabii. Yani şimdi ben söyleyemem bile. İnsanı alkışlıyorlar, cevap veriyorlar. Onu karşılığında söylüyor falan. Yaş itibariyle o yılları hatırlayanlar iyi bilirler Lale Hanım. Kelimenin tam anlamıyla Japonya'yı fethetmişti Barış Manço. Bakar mısınız şu sevgiseline? Cam koleksiyonu. Evet. Tabii böyle zaman içerisinde artık böyle ev oluşmaya başladı. Bu sefer koleksiyonlar başladı. İşte resim koleksiyonu, cam koleksiyonu içeride var. Tabii burada başka bir koleksiyonumuz daha vardı. Burayı böyle şey köşesi yapmayı tercih ettik. Ve tabii ki sayısız ödül ve plaketten örneklerin yer aldığı bu çok özel köşe. Tabii bu çeşitli şeyler var. Herhalde onda biri falandı değil mi? Evet. Her şey sığmıyor. Mesela burada... Üç tane çok nişanlar var. Bir tanesi Fransa'dan aldığı şövalyelik, bir de Belçika'dan aldığı şövalyelik nişanı var. Ve bu Japonların verdiği nişanlar var. Değil mi? Tokyo, Mayıs 1-2000. Evet. Lale Mançalı, Dünya Miras Gezgin. Bu arada mesela şu şeyi resmi göstermek istiyorum yakından. Evet. Barış öldüğü zaman Japonya'da onun ruhunu yaşaması için bir sakura ağacı dikiyorlar. Ve bu ağaç büyürken zaman zaman bana resimlerini yolladılar. Sonra ben 2 sene önce Japonya'ya gittim. İşte bu ağacı yakından gördüm.
Onların törenleri var böyle, ağacı suluyorsunuz, onun ruhuna yolluyorsunuz. Ay çok güzel. Yani çok etkileyiciydi, bize inanılmaz karşıladılar orada. Tabii bu tamamen Barış'ın onlarda bırakmış olduğu sevgi ve duygudan kaynaklanıyor. Elbette. Bir grupla gitmiştik. Yani insanlar gözyaşları içerisinde ayrıldılar oradan. Türk-Japon bayrakları indirmişler. Bütün çalışanlar inmiş, bizi alkışlayarak karşıladılar. Herkesin eli ayağı birbirine dolandı, ne oluyoruz diye. Ama tabii hem bu Japonların kardeşliğinin aslından hem de saygılarını, sevgilerini gösterme biçimlerinden. Son şey, yani bu eve geliyor, onun zaten adetiydi ama ajandası dolaşmazdı. Arabanın anahtarı, telefonu burada duruyor, yani böyle de bulundu. Babam dünyaya veda etti. İki sene, bundan iki sene önce benim babam vefat etmişti. Allah tekrar rahmet eylesin. Ani ölümüyle tüm Türkiye'yi şok edip yasa boğmuştu Barış Manço. Burada mı antika? Evet, yani bu zaten evet, buradaki her şey antika. Kullandığınız ama bunlar hep değil mi? Tabii canım, yani bunlar kullanmak için. Şimdi müze oldu. Yoksa... Siz nerede yaşıyorsunuz şimdi? Yani Ben Akyaka'da yaşıyorum. Muğla? Muğla Akyaka'da yaşıyorum, evet. 10 senedir, 10 sene önce oraya geldim. Ondan yani, mı yani. Freshlik? Yani dünyanın en güzel yeri herhalde. Gözünüz parlıyor vallahi. İstanbul'da insanın gözünün feri sönüyor, hep söylüyorum. Aynen öyle. Ne işiniz var İstanbul'da? Vallahi ben bu işim... Yani, şu işi yapmasam... Yani, geliyoruz gidiyoruz, çoluk çocuk, anne, akraba falan. Ama ay, yani normalde şeyim, adresim İnsanın ömrü artık orası. Var ya. Organik besleniyorsunuz. Doğal olarak yani orada ne yapacaksın? Kendinize ekip biçiyor gidip... musunuz? Benim yerim çok müsait değil çünkü bir koru gibi. Site yer. Gibi mi? Hayır. Geliyoruz Barış Manço'nun en çok dikkat çeken eşyalarına. Bakalım Lale Hanım bize neler anlatacak? Ay canım. Evet, burada işte Barış'ın değişik şeyleri, kıyafetleri, örnekler. Güzel de korumuş papuçlarını, çizmelerini. Tabii görüldüğü gibi hep çizme giyiyor. Şey değil mi? Titiz adamdı. Yani. Ya da o sizin titiziniz miydi? Bir titiz miydi bilmiyorum. Değil miydi? Yok, rahattır yani öyle mesela, tabii ben onlara kızardım. Gelirdi pantolonla, böyle hep yerde oturarak çalışırdı. O pantolonla mesela yere oturur, tabii ne ütü kalıyor, ne şey kalıyor, ne pantolon kalıyor, torbaya dönüyor falan. Yani şu, ama şunlar onun hayatının en önemli şeyleri. Hiç olmazsa geldi miydi, hemen kimonoyu giyer, öyle dolaşırdı evin içinde. Oh, en rahat. En rahat. Ondan sonra hep yerlerde çalışır. İstediğin gibi otur, yerde yuvarla. Aynen. Aman ütün bozulmasın. Aa, askerlik dönemi. Aa, evet. Kısa saçlı ilk defa görüyorum. Ben görmedim mesela. Ben hemen bundan sonra tanıştım Barış'la. 75'ten yani önce yaptınız mı askerlik? Tabii 72-73'tür onun şeysi, askerlik dönemi. Yani ben tanıdığımda gene saçlar geriye gelmişti. O kim? Bu baba. Yani öz babası değil de ama yani öz babası kadar hayatında etkin olmuş. Ha, çok emeği sevgili olan. Sevgili babamızdır o bizim. Muhittin Kocabaş. Kocataş. Kocataş. Yani o, şu anda hayatta ve hala bir öyle babam mi? Olarak devam ediyor. Ay, Allah uzun ömür versin, ne güzel. Bu da bana baba Barış'tan, çok önemli bir figür. Barış'tan miras kaldı. Ne güzel. Sırada Barış Manço'nun o çok özel kıyafetleri ve kostümleri var. Bu mesela Kara Sevda'da giymiş olduğu ceket zannediyorum. Kara Sevda, Kara Sevda, dedikleri daha ne olabilir ki? Girmiş Satıkı videoyu. Kara Sevda, Kara Sevda, dedikleri daha ne olabilir ki? Kara Sevda, Kara Sevda, seni benden kim ayırabilir ki? Çocukça bir aşk deyip de geçme sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Yani kıyafettir ve damatlık kıyafeti. Hadi canım, bu mu? Evet, bu da bizim düğünden tek karedir. Aa, çünkü bakayım, gelinliğe. Bizim fazla resmimiz yok böyle gelinlikli falan. Çünkü nikah öyle bir izdiham oluşuverdi ki biz dağıldık. Her şeyi içinden yani, çıktı mı? El sıkılır, şey yapılır, resimler çek. Hiç öyle bir resmimiz yok. Biz ancak oradan kaçtık. Nikah kıyılır kıyılmaz. Bir tane böyle işte şey mesela basını çekmiş oldu birkaç resim.
Yani bu ev benim formumu korumama neden olmuştu. Zaten bu evden çıkınca kilo almaya başladım. Çünkü bu incik. 4 kat merdivenle çıkıyorsun her gün. Bakalım o merdivenler bizi nereye götürmüş? Oh, what a romantic. Ay bence çok seksiyim. Evet, yani herkes girip dehşete kapılıyordu böyle siyah banyo. Çok nasıl oluyor falan diye ama. O dönemler için değil mi? Şimdi moda. Herkes yapıyor. Şimdi moda tabii. Değil mi? Modayı mı? Kaç sene bu? 30 sene. Tabii 84'te. Sizin zevkiniz o. Bu evet. Yani şunları falan ben kendim çizdim mesela. Vizyon sahibi olmak da böyle bir şey. Bu ev tam sana göre Evrim. Özellikle de uzayıp giden merdivenler. Ben de bu evde yaşasam formumu korurum. Spor yapmama da gerek kalmaz. Şimdi bu bizim yaşam bölümümüz. Aa, ikinizin ortak. Yani evet. Aa. Ha, ilk önce şuradan başlayalım. Bu şimdi misafir odası. Bu şu anda misafir odası ama hani biraz önce anlatıyordum ya odalara sığdıramadığımız yatak odası bu. O mu? Evet. Bu parçalar. Viyana. Evet. Önce salona kurulduk. Oo, çok şık. Harikulade. Ben seviyorum eski, hafif böyle antika. Ondan sonra daha iyisini bulduk. Bunu misafir odası takımı yaptık. Barış Bey'in ailesi mi? Evet ama arkadaki annesi değil, genelde annesi gibi geçiyor ama yani bakıcıları. Evet, Barış, İnci ve Savaş ve babaları zaten. Ha, İnci'ye bak ne tatlıymış. Barış'la baba esasında böyle duruşlar ve gözler. Hmm. Aa evet, babaya benziyor. Ne kadar aynı değil mi? Evet, onun ikisi herhalde annelerine benziyorlar. Evet. Ay canım ya. Salona yerleştirilen yatak odasından çıkışta bakın bizi kim bekliyor? Burada süper babaannemiz oturuyor. Süper babaanne, seni çok seviyorum. Süper babaanne. Tü maşallah, nazar değmez inşallah. Buralarda... Bu evde çekildi. Evet, bir kısmı burada çekildi. O dönem klip de yoktu ya, yapıyordu Barış Manço. O zaman ya, klip yapıyordu. Adı da yoktu. Yani biz o programa başladığımız zaman kendi programımız için şarkıları görüntülü olarak çekiyorduk. İlk başta yönetmenle falan, hatta bir müddet sonra kliplerin çoğunu ben çekmeye başladım. Süper babaanne, seni çok seviyoruz. O büyük aşkların inan biz de yaşıyoruz. Bugünkü genç kızlar yarının anneleri dersin. İnan gençleri anlayan bir tek sensin. Tüm maşallah nazar.